top oynayacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Akraba'na yeniden bir sıfır akvaryum daha kuracağız. Evet, bugün böyle çok fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Sadece akvaryumu kuracağım ve götürüp vereceğim. Hangi balıklar istediklerini söyleyeyim. Sadece renkli ciklet istediler. Normalde ciklet harcayacağına doğuran türleri de verirdim. Ancak bildiğiniz gibi elimde fazla bir şey kalmadı. Bu arada yakında çok güzel içerikler geliyor. Bekleyin. Kapağımızı açalım, koyalım. Şimdi zaten bir ciklet akvaryumunun, görüntü akvaryumunun olması olmazı kumdur. Öncelikle kumumuzu ilave edeceğiz. Burada sıfır akvaryum kuracak olan arkadaşlara da akvaryumlarda neler alabileceklerini, görüntü akvaryumu için onları şey yapacağım. Murat abi arıyor, abi kusura bakma. Şu an videodayım, reddetmek zorundayım. Tripod da çok sakat duruyor. Bu sebepten dolayı telefona fazla dokunmamaya çalışacağım. Telefonun düşmesini de istemiyorum. Evet, arkada da mücevher balıklarımızı görebiliyorsunuz. Öncelikle bir tane cikletlere hava için arkadaşlar iç filtre vereceğim. Şöyle arkadaşlar şu şekilde taşlar da attığınız zaman çok güzel gece akvaryum karanlıkta da güzel gözüküyorlar. Şöyle kumumuzu doldururken nasıl hazırlamanız gerektiğinden ve fiyatlardan bahsedeyim. Arkadaşlar öncelikle alt katmana taş koymadan önce kum koyun. Renkli taşlar kullanmamaya özen gösterin. Suya salınım yapabilirler. Şöyle midye şeyleri alabilirsiniz. Şu şekilde midyeler kabuklarını alabilirsiniz. Kum olarak tercih olarak bitkili kuruyorsanız Pagan kum alabilirsiniz. Silis kum, deniz kum, bitkiler çoğu kumda olur ama bazı bitkiler lavkırı ve Pagan kum ister. Yani bazı bitkilerin bakımı kolaydır, bazılarının zordur. Kimi bitkiler karbondioksit ister. Kimileri işte sadece ışık verseniz güneş enerjili onlara yeter. Bu arada bitkilerin akvaryuma ne gibi faydası var diye sorarsanız akvaryumda bitkiler karanlıkta oksijen üretiyorlar. Oksijeni tüketiyorlar yani akvaryumdaki. Ama gündüz ışıkta oksijen üretiyorlar akvaryuma. Bu sebeple canlı doğuranlarınıza hava motoru kullanmadan da bakabilirsiniz ama dediğim gibi genel geceleri açın yani. Ben bir zamanlar öyle bakmıştım. Fiyatlara gelecek olursak aşağı yukarı 0.1 akvaryum kurmanız size görüntü akvaryum olarak. Balık hariç desek akvaryumu Letgo'dan almanız öncelikle not düşüyorum. Çünkü gidip bir pet shop'tan direkt 0 akvaryum almayın. Yani gereksiz mi şeye girersiniz. Nasıl söyleyeyim? Gereksiz para vermiş olursunuz. Gidip ikinci elini yarı fiyatını almak varken. Biraz daha kumdan koyacağım. Daha sonra taşlara geçeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi elimle bir kumları dağıtacağım şuralara. İsterseniz tepeler yapabilirsiniz. Bu sizin şeyinize kalmış bir şey. Göz zevkinize kalmış bir şey. Fiyatlardan bahsediyordum arkadaşlar. Fiyatlar böyle akvaryumu şu zamanlar aşağı yukarı 2021 senesi için söylüyorum. Letgo'da 100 liradan aşağı fazla akvaryum bulunmuyor gene. Ama gidip dediğim gibi alacaksanız 200-300 verin. Düzgün böyle 200 litre 300 litrelik bir akvaryum alın. Hemen atlamayın. Biraz bekleyin alırken akvaryumu. Çok güzel fırsatlar çıkabiliyor. Adam satmak zorunda kalıyor. Taşınmak zorunda kalıyor. Bir olmayacak 500 litre akvaryumu 300'e satıyor. Bu şekilde şeyler oluyor arkadaşlar. Yemleri de vereceğim bu arada. Daha sonra kum mum istiyorsanız alın.
Çok fazla tutmaz. Kilosu benim zamanımda 6 lira mı neydi? Hagen kumun. Silis kum tercih, almanızı tercih ederim. Suyu yumuşatır. Kumların bir diğer vazifesi de suda yumuşatma, sertleme görevi görüyor bazı kumlar. Şimdi ben şurada şeyim bitmiş. Taşlarım bitmiş. Taşlarımı gidip öbür taraftan almam lazım. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar. Şu anda ben şu şekilde eskiden aldığım yıldız kayalarını. Bunlar gece ışıkta parlıyorlarmış. Yani karanlıkta parlıyorlarmış. Öyle almıştım. Canlı kayaydı bunu aldığım zaman ama şimdi ölmüştür diye düşünüyorum. Şöyle fazla da ağırlık yapmayacak şekilde. Dekoratiften de çok fazla anlamam. Ama şöyle akvaryumun belli köşelerine koyacağım. Şöyle. Hatta şey daha büyük parçalar olsaydı böyle kemer gibi yapardım. Ama şu an şöyle bir ayarımızı yaptık. Cikletler zaten taşlık. Alanı seven cikletler de oluyor. Yani cikletlerin geneli taşlı alanı sever arkadaşlar. Şöyle. Şunu şöyle mi koysam? Yok ya bu olmadı. Bunu görüntüyü bozdu bu. Başka yok mu? Bakayım. Evet. Şuradan da biraz taş alıyorum. Fazla da abartmayalım. Şöyle bir avuç falan da deniz kabuğuyla taş aldım arkadaşlar. Aralara bunlardan atıyorum. Tabi bunu iyi bilen biri daha güzel bir dekoratif yapabilirdi. Şöyle küçük bir iki daha alayım. Değişik varsa bakıyorum. Bayağı çeşit de varmış ha, zamanında bayağı almışım. Şimdi ben buna lavkırı vesaire koymadım arkadaşlar. Çünkü bitki akvaryum olmadığı için bitki kumları koymadım. Şu anlık. Şunu da şöyle koyayım da şekil dur. Şöyle bir bakayım. Evet güzel oldu arkadaşlar. Fena değil. Zaten akrabam kendi gönlüne göre de orada düzenler şey yapar. Ben kurarım. Kendi keyfine göre şey yapar. Balık olarak bu arada onu söyleyeyim. Ciklet istedi. Şu an küçük renkli cikletlerden. Mücevher karışık yapabilirdim ama benim cikletlerim mücevherler döver. Bir de fazla kalabalık olmaz burada. Zaten mücevher biraz hani baskın bir tür gibi diyeyim. Aklıma gelmedi şu an. Biraz kavgacı. Şu kısa bir kusura bakmayın. Kusura bir açıklamayı yapayım. Şu an bir de bu videodan sonra arkadaşlar bir süpresi kargosu daha yollayacağım. Bunu da o yüzden biraz hızlı bitirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar akvaryumumuz bu şekilde hazır. Şöyle bir göstereyim size. İçine bir tane iç filtreyi koydum ben. Giderken götüreceğim. Daha ekstra şeyler olur mu? Olur ama şu an bu küçük akvaryuma fazla doldurmak istemiyorum. Şimdi bir yaklaşık 10-15 tane de ciklet karışık koyacağız. Daha sonra paketleyip gideceğiz arkadaşlar. Şimdi hangi cikletlerden koyacağımı göstereyim. Bu arada Konya içinde arkadaşlar varsa şöyle damızlık altı mücevherlerimiz var. Konya'dan arkadaşlar gelip alabilirler. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar bunlardan vermeyeceğiz. Şeker pembelerimiz vesaire de demosoni mapangalarımız büyüdü. Salyangoz istemediler. Çöpçüleri ben koydum. Çöpçüler hazır. Sadece şuradan seçeceğiz. Öncelikle ben bakacağım. Birkaç zebra koyarım. Akabinde sarı. Portakal biraz kavgacı olduğu için portakal koymayabilirim. Portakal çünkü burada bile ara sıra sıkıntı çıkarıyor. Diğerlerini sataşıyor. Sarılar, maviler, zebralar sorun çıkarmaz. Onlardan koyarım. Şurada siyah zebramız da var. Ondan da atarım. Güzel bir renkli olur. Hepsinden 3'er tane, 4'er tane atarım.
Zaten sarımız ve mavimiz oldukça az kaldı. Maşallah. İyi kötü elden çıkardık. Şimdi arkadaşlar ben paketlemeye geçiyorum. Paketleme aşamasını kayıt alamayacağım. Paketlemeden sonra görüşürüz. Akvaryum kurduktan sonra da sizlere çekerim videoyu.